15 Ekim 2015 tarihinde Profesör Doktor Yurtcan'ı arayan bir şahıs kendisini İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısı Fehmi Tosun olarak tanıttı. Ünlü profesöre terör örgütü hesabınızı ele geçirmeye çalışıyor, paranızı Merkez Bankası'na yatıracağız diyen şahıs, Yurtcan'ın 600 bin dolarını elden alıp 2,5 milyon TL'nin ise kendi hesabına aktarılmasını sağladı. Damadının şüphesi üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurup Başsavcı Fehmi Tosun ile iletişime geçen Yurtcan, yaptığı görüşmenin ardından dolandırıldığını anladı. Olayın ardından Mersin'de de aynı yöntemle iki kişinin dolandırıldığı ihbarını alan polis, suçluları yakalamak için çalışma başlattı. Bu süre içerisinde kendisine yine savcı olarak tanıtarak bir vatandaştan 25.000 TL talep eden bir kişi, paranın Mezitli ilçesindeki Doktor Hakan Kundak İlköğretim Okulu'nun bahçesine bırakılmasını istedi. Panik içinde bankadaki parasını çeken vatandaş, istenilen tutarı bir poşetin içerisine koyarak okul bahçesine bıraktı. İçi para dolu poşet bir müddet sonra okulun temizlik görevlisi tarafından bulundu. Aynı esnada bir araçla okula gelen 3 kişi paranın teyzelerine ait olduğunu söyleyerek poşeti almak istedi. Şahıslara parayı vermeyen görevli durumu ve şüphelilere ait aracın plakasını polis ekiplerine bildirdi. Okul görevlisinin ifadesi ve plakadan yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri kiralık olduğu belirlenen aracın yerini GPS aracılığıyla saptadı. Erdemli ilçesine bağlı Kız Kalesi'ndeki bir ikamete baskın yapan polis, ME, MK ve ZT isimli şahısları gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahıslar, Mersin'deki iki olayın mağdurları tarafından da teşhis edilmelerine rağmen suçlamaları kabul etmezken, sorguya alınan Mahmut E, Profesör Doktor Erdener Yurtcan'ı dolandırdığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.